Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Fakat hançer işi ortada kaldı. Değerli arkadaşlarım, önce şunu söyleyeyim. Ben eğer bensem o, ben bugüne kadar hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben herkesin hak ettiği takdirde hançeri ya şurasına ya kalbine vururum. Bugüne kadar hep öyle yaptım. Arkadan işim yoktur. Arkadan katiyen işim yoktur. Çünkü ben kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği o korkuları kullanıp insanlara eziyet etmekten çok korkarım. Büyük günahtır. Dolayısıyla bana eziyet edenlerin bilirsem, ispatlarsam vallahi billahi bugüne kadar şak diye kalplerine o hançer hem de Maraş bıçağı gibi koymuşumdur. Koymaya devam edeceğim. Ama bir kişiyi ben bugüne kadar sırtından bıçaklamadım. Ha, benim sırtımda da bıçak vardır demiyorum, hançer vardır demiyorum. Gereğini yapmıyorsan habire hançerlenirsin. Kendine bir şey istiyorsan habire hançerlerisin. Hançerlerini isterim. Ölümüne bir şey isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini sonra karşında bulursun. Dolayısıyla ben kimseye hançerlemedim. Hançerlemem bana öğretilen, ailemden öğretilen bir miras gibi gelen şey, yüze karşı konuşmak, kalabalık içinde şahitli konuşmak, açık konuşmak ve gereğini yapmaktır. Eğer bu hançerse, 6 kişinin içinde net bir biçimde konuşmuş bir şahısım, karşılığında ölmüş anama sövüldü. Şimdi asıl mesele şu, ben olmadığıma göre hançer kimin? Hançerler kimin? Bakın tekrar söyleyeyim, benim sırtımda hançer mançer yok. Yani vurmaya kalkışanın gereğini yapmazsam namert olduğum için, kendime öyle dediğim için elini kaldıranın elini kırarım. Nitekim kıracağım. Ama ve lakin bu hançer edebiyatı çok ilginçti. Ya şimdi ama bunu hiç anlayamadım. Kimse üstüne almadı, benim üstüme kaldı. Görüşeceğiz. Ve şimdi tüm bunlar da Hazır'ın tarafından böyle şevkle, zevkle, çılgınca alkışlandı. Ne sağcılıkmış kardeşim, bütün kötülüklerin anası. Ne milliyetçilikmiş kardeşim, bütün kötülüklerin anasıymış. Ya arkadaş, biz size kırmızı mumlu, yani kırmızı dipli mumdan çağrıdan bulunduk. Buyurun gelin bir berber dükkanı kuralım dediniz, ortak bir berber dükkanı kuralım dediniz. Çırak çıktık, sorun yok. Türkiye önce çıksın, biz çırak çıkalım dedik. Bile bile de çırak çıktığımızı ilan ettik. Sorunumuz yok. Ama sonrası, sonrası duraydınız kardeşim. Arkasında duraydınız. Şimdi herkeslere selamlar gitti. Biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra tek bir zor olduğunun işaretidir. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum o Cumhurbaşkanlığı döneminde, yani kendini kallavi Türk milliyetçisi olarak tarif edip beni parça pinçik eden bazı muhteremlerin bu herkesin birbirine selam gönderdiği, hiç ayırt etmeden selamlar gönderildiği, eller sallanıldığı bir kongreden sonra nasıl olacak bilmiyorum. Milliyetçilik mi terk edilecek? Hem milliyetçi ola ola
hem selam gönderile gönderile o masada nasıl yer alınacak onu da çok sıkı takip edeceğiz. O görev de ikinize ait. Benim öyle bir ekspertizim yok. Evet, elbette kurultaylar bir siyasi partinin iç meselesidir. Elbette CHP kendi içinde bir değişim sürecine giriyor olabilir. Elbette bu arkadaşlar sağ ve sağcı antipatisi üzerinden teşkilatlarını konsolide etme arayışında da olabilir. Ama hala daha merak edilen varsa şimdiden söyleyeyim. Bizim için değişen hiçbir şey yoktur. Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Hem de açık, net, sakin ve saygılı bir biçimde kurmuştuk. Üstelik kendimizi düşünerek, partimizi düşünerek değil, Türk milletinin makus talihini değiştirmek için kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Milletimizden başka kimse bizi beğenmek zorunda değil. Milletimizden başka kimsenin teveccühü de bizim umurumuzda değil. Biz her şeyi hamdolsun yeterince gördük. İlle de ben diyenleri gördük. Finiş çizgisine kadar gelip geriye doğru koşanları da gördük. Parti içi hesapların nasıl da milletimizin taleplerinin önüne koyulduğunu da gördük. Bu nedenle bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam.